Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Erimekler. Rabbim sağlık sağlık afiyet versin cümlenize. Bugün cuma. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Dualarınız kabul olsun. Bugün ben size farklı bir çalışma yapacağım. Allah'ın izniyle Amogus bir amigurumi yapacağız. Çocuklarımıza oyuncak çizgi film karakteri. Bunu yeğenim istedi benden. İnşallah onun çalışmasını hep beraber yapıp inşallah hep beraber yapacağız Allah'ın izniyle. Şöyle üç rengim var: siyah, gri ve sarı. Ben sarıyı tercih ettim arkadaşlar. Kırmızı, kahverengi istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben bu üç rengi tercih ettim. İpim patikli ip. Tığım 04. Bunları tercih ettim arkadaşlar. Siz dilerseniz hangi rengi isterseniz ondan yapabilirsiniz. Bir sürü renk karakterleri var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle hemen sihirli halkamı şu şekilde ipimi çeviriyorum. Şu şekilde başlıyorum. Hemen buradan bir bağlama yapıyorum. İpimi iki tane çift olarak götüreceğim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptım. Ve şuraya başlamış olduğum noktaya şu kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Hemen şöyle çekiyorum. Buraya bir zincir çekeceğim. Ve aynı yuvanın içerisine iki tane batıyorum. Bir. İki tane, her yuvaya ikişer tane batıyorum. Her yuvaya ikişer tane batacağım. Ben patiklik yün tercih ettim. Siz dilerseniz hangi yünden isterseniz ondan yapın. Evde olan iplerde çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Hemen başlamış olduğum noktaya geldim. Şuradan ipimizi arkadan bir şu şekilde ilmek atalım. Ki burası da bolarmasın. Bağlayalım. Bir tane daha bağlayalım. Dibinden. Tam dibinden. Şimdi bolarmaz artık. Şimdi başlama yerimde şurası. Şimdi iki tane çift, bir tane çift yaptım. İki tane tek yapacağım. Bir, iki. Bir, üçüncüyü çift yapıyorum. Bir, iki ve üçüncü çift olacak. Bir, iki, üçüncü çift. Şimdi buraya tekrar iki tane tek yapıyorum. Burası başlama yerimiz. Şöyle ipimizi hemen arkaya alalım. Şimdi buraya tekrar çift yapıyorum. İki tane. Bir, iki, üç tek yapıyorum. Dördüncüyü çift yapıyorum. Çünkü şu biraz tepe vermemiz lazım buraya. Onun için. Bir, iki, üç, dört. Çocuklarımızın çok sevdiği bir oyuncak olacak Allah'ın izniyle. Hep beraber çalışmasını yapalım. Çalışma yapmadım daha önce. Beraber yapacağız.
Bir, iki, üç. Zaten burada çift yapmıştım. Şimdi bakın, tekrar çifti yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane tekli yaptım ve bir çifti yaptım. Aşağı doğru hem daraltacağız böyle bu şekilde, hem bulatacağız göbeğe doğru. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve buraya çift yapıyorum. İki tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Buraya çift yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Buraya dört denk geldi. Buraya da beş yapalım. Şu şekilde. Şimdi buraya çift yapacağız altıyı. Bir, iki. Burası başlama noktamız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tek. Arkadaşlar, yedinciyi çift yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi çift. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi çift. Bir, iki, üç, dört, beş. Bura başlama noktamız demiştik. Şimdi burada artırma yapmıştım zaten. Şimdi hiçbir artırma yapmadan etrafını bir sıra sık iğne geçeceğim. Hiç artırma yapmadan. Çünkü çok fazla bol olsun istemiyorum. Biraz büyütebildiğimiz kadar biraz büyüteceğiz. Şimdi artırma yapmadan başlamış olduğum noktaya kadar gelelim. Burada tekrar artırma yapacağım. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya kadar arttırdım. 7'yi tek sıra halinde geçtim. Arttırmadan 8'i arttıracağım. Şimdi aynı başlamış olduğum noktadan şu şekilde ipimi arkaya atayım. Başlamış olduğum noktadan çift yapıyorum. Aynı yuvanın içerisinde 2 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tekrar çift yapıyorum. 2 tane batıyorum. 1. Bu şekilde işte 8 tane tek, bir tane çift olarak başlamış olduğumuz noktaya kadar gelelim. Tam araları 8 8 denk geldi arkadaşlar. 8 tane 7 tane tek, 8. çift yaptık. Şimdi başlamış olduğum yere kadar geldim. Arttırma yerine kadar. Tekrar bu sırayı arttırmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sırayı arttırmadan başa kadar gidiyorum. Başlamış olduğum noktaya kadar hiçbir artırma yapmadan sık iğnelerimi batarak geliyorum. Şimdi artık artırma yapmayacağım. Bu kadar yeterli. İsterseniz siz daha büyük yapıp biraz daha genişletebilirsiniz. Benim için yeterli. Hemen bu ikinci sıra düz olarak gidiyorum. Bir, yedi, altı sıra yapalım. Düz hiç arttırmadan, ondan sonra alt tarafında kesme işlemi yapacağız. 6 sıra bir yapalım, büyüklüğüne bakalım.
Ona göre ayarlayalım. Şimdi toplamda 9 sıra düz yaptım. 6 daha az oldu şöyle. Şimdi 10. sırayı da yapacağım. Sık iğne. Ondan sonra kesmeye başlayacağız. Allah'ın izniyle. Masama değiyor biraz. 10. sırayı da yapalım. Ondan sonra kesme işlemine geçelim. Ben el yapımı da hazırladım. Şu şekilde silikon el yaplarımız var. Satırıyor arkadaşlar. Kiloyla alabilirsiniz. Evde oyuncak yapmak için. Fazla alın koyun evinize. Şöyle şu şekilde bir iki artırma şey kesme yaptım. Bir iki üç dört 5 5 6 7 8 7 tane tek 8.'yi kesiyorum. 8'de 9'u kesiyorum. 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 ve 9 kesiyorum. 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8'de 9'u kesiyorum. Nasıl bitirmişsem sayıda kesme işlemini o şekilde ayarladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve kestiğim yere geldim şu an arkadaşlar. Burada başlama noktamız olduğu için şimdi bir tane daha kesiyorum. İkinci kesme işlemimiz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'i kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi bir sıra daha keseceğiz. Ondan sonra ayak ayarlayacağız. Ayak yerini ayarlayacağız. Bunu da bu şekilde başladığımız yere kadar keselim. Bu üçüncü kesme işlemimiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Şuradan beşinci, altı, beş, 6 7'yi kesiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 7 kesiyoruz. Şuraya kadar onu da keselim. Şimdi iyice daralmadan el yapını şu şekilde katıyorum. İçine dolduruyorum. İyice dara, biraz daha katacağız sonra. Ama burada ayak ayarlayacağım için biraz daha mesafe daralacak. El yapını donduralım. Sıkı yapalım biraz. Onun için aşağı doğru genişlediğinde o rahatlayacak. İyice dolduralım. İyice doldurun. Aşağı doğru rahatladığında zaten el yapı rahatlayacak. Ördüğümüzde. Burada ayak ayarlayacağız. Bakın. Bu şekilde. Şimdi doldurduktan sonra ayağını ayarlayalım bir. Ayaklarını.
Şimdi burası tam orta. Bir, iki. Şimdi bir, iki. Üçüncüye şu şekilde batıyorum. Buradan bir, iki, bir, iki, dört, beş, altı tane buradan ayak yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, tam orta alacağız. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir sayalım bu taraftan da. Zincir yerinden. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tam on denk geldi. Onlu olmayacak. 9 tane bıraktım. 1, 2, 3'e batıyorum. 1, 9 da burada olacak. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, tam denk geldi. 9. Şimdi artık keseceğiz, kapatacağız yani. Burada hemen kesme işlemini tekrar uyguluyorum. Şu şekilde hemen şuradan alıyorum. Çünkü kesme işlemi burada yapmıştım zaten. Dediğim gibi ayaklarını bütün yapmayı düşünüyorum demiştim. Hemen şu şekilde iki tane kapatıyorum. 1, 2, 3 ve 4, 5'i kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'i kapatıyorum. Kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 kapattım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 1, 2 kapattım. Bu şekilde tamamını kapatacağız artık. 1, 2, 2 tek ve üçüncü, dördüncüyü kapatıyoruz. Üçüncüyü kapatıyoruz. 1, 2 tek. Tekrar kapatıyorum. 2 tane ve buradan tekrar kapatıyorum. Bir daha kına teke düşüreceğiz. Hemen kapatıyorum. Biraz daha elyaf koyacağım. Tamamen kapatmadan. Şuraya biraz daha elyaf koyalım. Tamamen kapatacağız çünkü. Şekilde elyafını da yerleştirelim ve kapatalım. Bu sıra son olacaktır. Şu şekilde. Şimdi kapatıyorum. 1, 2. Kapattım. Tek yapıyorum. 1, 2 kapattım. Tek yapıyorum. 1, 2 kapadım. Tek yapıyorum.
Bir, iki. Kapadım. Tek yapıyorum. Şimdi çifte geçiyorum. Tekrar ikili kapatmaya geçiyorum. Tamamen kapatıyorum artık. Hepsini. Son ucunu da iğneyle kapatacağım arkadaşlar. Kolay. Çok zor bir oyuncak değil arkadaşlar. Şimdi tamamını şu şekilde kapatalım ki zorlamasın bizi. Bu şekilde ipimizi de içine aldık. Aldığımız zaman iğneyle de kapatabilirim burayı. Şu şekilde bırakayım. Çok sivri olacak. Hemen kapatacak şekilde ip bırakıyorum. Burada ipimi kestim. İpimi çektim. Şimdi ayaklara geçeyim. Bir ayarlayayım ben. Şimdi diye şu ayağımızı yaptım şu şekilde. Bakın ayak. Güzel. Hoş bir ayak oldu. Onları iğneyle kapatacağız. Hemen şu ipimi de içeriden çekerim sonra. Burası tam ortalığı ayarlamıştık. Ben buraya sadece ayak yeri belli etmek için yerlerine koydum. Hemen 8 tane değil 10 tane burada ilk battığım yerden ikili batıyorum. Hemen gördüğünüz gibi zincirin kenarından yapıyorum. Bu ikinci batmamız. Hemen şöyle kenarlarında 3 4 5 buradan da 2 tane yapıyorum. 6 7 şöyle kenardan geleceğiz. 7 8 10 tane yapacağız. 8 9 10 10 tane yaptım arkadaşlar. Ve etrafına şimdi dolaşacağım. Şuraya başlamış olduğum yere sabitliyorum. Şu şekilde başlamış olduğum yer burası. 2 3 4 4 5 6 şuraya ikili trabzan yapalım 6 çakma trabzanı 6'ya 7'ye çakma trabzan yapalım yükseltme yapalım biraz ve 8'e de şimdi 8 9 10 10 tane 10 tane sık iğnemiz var burada hemen tekrar kaç sıra yapmışım 1 2 3 4 5 6 sıra ve başlangıçta 7 sıra bu 3. sıramız 3. sırayı 4 sıra daha yapacağım ondan sonra ayak ucunu yapacağız hadi bakalım bu şekilde 4 sıra daha yapalım şimdi 7 sıra yaptım 7. sırada çünkü ayak öne geleceği için ikili batma yapıyorum. Bir, ikinci batma, üçüncü batma, çiftli yapıyorum. Dördüncü batma ve beşi yapıyorum. Beş tane ikili battım. Şimdi dönüyorum. Birer kere tekli batıyorum.
Bu ikinci sıra tekli batıyorum bunları. Ayak ucunu yapıyoruz. Ayak ucunu kapatmadan elyafına katacağız. Bakalım hemen. Şimdi buradan dönüyorum. Şu ilk bat şeye sık iğnemi şu şekilde kaydırıyorum ve devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane batmam oldu. Şimdi burayı şu ilk şeye sabitliyorum. Şu şekilde. Bakın. Şu şekilde bir ayak oldu. Bu tabi şey elyaf girince daha da yükselecek. Şimdi hemen her tarafını bir sıra bir dolaşacağım. Kesmeden bu şekilde hepsini bir sıra bir sık iğne yapacağım. Kesmeden. Bir dahakine kesme işlemini yapacağız. Elyafını katacağız kesmeden. Şurada bize kolaylık olsun. Hemen etrafını bir kere dolaştım. Şimdi elyafını katacağım içine. Şöyle bir elyafımı önce kabartayım. Çünkü benim evde var elyafım. Kullanmıyorum. Dura dura biraz amigurumlarda falan kullanıyorum. Öyle kenarda fazlalık elyafım var. Bakın şu şekilde ayağı da doldurdum. Şimdi şuraya fazla elyaf koymuyorum. Az bir şey, çok az şey koyuyorum. Çünkü bu şimdi koyamam da. Şimdi iki tane bir yaptım. İkincisini yapıyorum. Bir ve üçüncüyü kesiyorum. Bir, iki tek, üçüncüyü kesiyorum. Bir, iki, üçüncüyü kesiyorum. Şimdi bir, iki, üçüncüyü kesiyorum. Burada çok fazla sivretmemek amaçlı artık hepsini kesiyorum. Tamamını kesiyorum. En son iğneyle kapatacağız. Tekrar az daha elyaf koyalım. Ayağına. Tamamını bu şekilde bir sıra geçeceğim. En son bıraktığım iğneleri ki en sonunda iğneyle hepsini bir geçeyim. Hepsini bir iki iki kesiyorum. Çünkü çok fazla sivretmemek amaçlı yapıyorum bunu. Bu şekilde. En sonunda iğneyle kapatacağım. Buraya kadar tamam. Ayakta bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer süslemelerine, renklerimize geçebiliriz. Şimdi ayağı da şöyle çevirelim. Ters tarafını tutuyorum. Şu şekilde ayaklara da oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer figürlerimize geçeceğim. Bunları da iğneyle bir tarafını kapattım zaten size görürsünüz. Şimdi gözlüğünü yapacağız. Şöyle hemen gri ipimi aldım. Biraz gri ipim inceymiş sanki. Şuradan bir keseyim. Zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. 10 tane yapalım. Şimdi tamamını dolduralım. 2, 3, 4, 5'i 2 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4. Çünkü 5'i 2 tane yaptığımız için ortalamamız gerekiyor. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 de bu tarafta 8. Şimdi dönüyorum. Buraya hemen şöyle batıyorum. 1, 2, 4 oldu bunlar baştakiyle. Şu 2 tane battığım yere şöyle tekrar battı. 2 tane tekrar batıyorum. Ama çakma trabzan olarak batıyorum. Gerisini sık iğne. Sık iğne olarak gidiyorum. Çünkü bunu gözlük yapacağımız için biraz daha ortayı kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi tekrar gidiyorum. Buraya kaç tane? 1, 2, 3 tane çakma trabzan yapacağız. 1, 2, 3. 3 tane çakma trabzan yaptım. Şimdi sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi de yaptım. Şimdi burası ters yöne denk geldi. Şuradan şu şekilde bir sırada yapalım. Çok fazla büyük olmayacak çünkü şöyle yapacağız. Şu şekilde yapacağız, konduracağız buraya. Şimdi şuradan ben en iyisi şöyle yapayım. Şuraya 2 tane batalım. Hemen yan tarafına. Sivri olsun burası. Tek. Hemen yan tarafa geçiyorum. Ve tamamına geçiyorum. Düz sık iğne geçiyorum. Arttırma yapmadan. Sadece arttırma yaptım. Kenarından. Tamamına bu şekilde sık iğne geçelim. Biraz şekillendirelim. Burada 2 tane batıyorum. Biraz uzun olsun diye. Hemen tekrar etrafını artık sık iğne kapatacağım. Çok hafif bir elyaf koyup dikeceğim. İçine dikerken de elyafını katarım. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da bitirmiş olduk. Siyahla dikeceğiz etrafını. Bunun için böyle bıraktım. Şöyle olacak. Şöyle gelecek. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Ve bunu kare şeklinde yapacağız. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir yaptım. Hemen dibine battım. 2, 3, 4. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha alalım. Buraya gerçi yapmıyorum da. Çekiliyor biraz çünkü. Bunu kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde, kare şeklinde yapacağız. Dikdörtgen değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi etrafını dolaşıyorum. Şuraya 2 tane batıyorum. 8,
Şimdi etrafına dolaşacağım. Bir kere duvarlarını da oluşturacağız. Buraya iki tane batacağım. Bu şekilde. Şimdi şu şekilde gelecek o. Etrafına dolaşacağız. Hemen burada tekrar iki tane şeyimiz var. Çünkü bunu tamamen şu şekilde yapacağız. Çanta yani bu. Sırt çantası gibi düşünün. Karakterde o var çünkü. Şimdi bunu da yapalım. Tamamını biraz elyafla kabartacağız. Çok az elyaf koyacağız. Dikerken öbür gün de göreceksiniz zaten. Şimdi tamamını bir 3 sıra daha 3 veya 4 sıra daha geçelim. Bir boyutunu görelim. 7 idi kenarları. İkişer de kenarlardan atladık. 8, 9 tane. Tamamı sayalım isterseniz. Buradan başlayayım. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve toplamı 17 tane. Buradan başlamıştık saymaya. 17 tane yaptık. 1, 2, 3, 4 sırada olmuş. Şimdi 5. sıraya gidiyorum. Bir 7 sıra yapalım bir bakalım. Çünkü 7 7. 7 7 yaptım arkadaşlar. Çok az demiştim elyaf katacağım diye. Çok az elyaf katıyorum. Biraz kabartmak amaçlı. Şunu da katalım. Arkasında kabarması için. Hemen şu şekilde kapat işlemini yapıyorum. Da 8. sıra olarak geçecek. Şimdi dikme işlemine geçeceğiz. Buradan artık kapatıyorum. Dikme işlemlerine geçelim. Şimdi aynı öbür gibi bunu da dikeceğim. Şu şekilde ben orta yerini iğnemizin arka tarafıyla şu şekilde geçire geçire tamamını diktim. Şu şekilde hemen büzdürdüm. Bunu da aynı şekilde tamamını büzdürüyorum. Kapatıyorum yani. Bu şekilde. Şimdi ayak da şöyle gelecek. Biraz bunun elyafını az koymuşum. Bunu fazla koymuşum. Neyse önemli değil. Ayaklar da şu şekilde gelecek. Hemen ayaklarını ayarlıyorum. Arkasını büzmesi bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde ayaklarını dengesini sağlayabilirsiniz. Hemen kenarlardan karşıya. Bakın. Ayaklarının dengesini sağlayabilirsiniz. Bakın dengeleniyor. Bunu da şuradan tutturuyorum. Dengelerini sağlamak için. Şu şekilde.
Bu şekilde tamamını bitireceğim artık. Hemen bunu da ben şöyle geçireyim. Bitecek. Bakın şu şekilde hemen arka yönüne şöyle bir çevirebiliriz de. Neyse düzünü böyle. Şu şekilde arka yönüne bunu da dikiyoruz. Çapraz bir şekilde dikebiliriz. Hemen ben buraya bir ipimi tutturayım. Hem arkalı tam arkalı olacak. Bu şekilde. Bir tane de buradan alıyorum kenardan. Kaydırmadan bir buradan alacağım. Şöyle de yapabiliriz. İğnenin arka tarafı daha güzel hareket ediyor da biraz bunun arka tarafı geniş iğnemin. Onun için zor olacak benim için. Hemen bu şekilde dikme işleminde yapalım. Hemen bir buradan alın. Bir oradan dikin. Hemen ben bunu böyle, bu şekilde bir dikeyim. Artık bu şuraya dikmeyeceğim. Çanta gibi olacağı için dikmeyeceğim orayı. Hemen şuradan bir tutturma yapacağım. Bu şekilde. İğnemi de şuradan geçireyim, ipimi keseyim. Baştan geçirelim. Şimdi siyah ipimi taktım. Şöyle ortada bir şekilde çekiyorum. Şuraya bir düğüm atacağım. Gelir o. Bakın kayboldu bile. Şimdi gözümüzün dikmesine geçelim. Çok hafif bir elyaf katacağım şimdi dikerken. İlk sıradan yani şu şekilde tutturdum. Biraz daha şu şekilde olacak. Bakın. Şimdi ben onu biraz da elyaf katacağım. Şöyle hemen ikinci şeyden geçirelim. Sıraya aynı sıra gibi dikelim. Tekrar ben sıraya geldim. Çünkü tamamını siyahla zincir gibi yapacağım. En sonunda biraz elyaf katalım. Hadi bakalım. Bunu da bu şekilde dikelim. Buraya geldiğimizde elyaf katalım biraz. Vallahi siyah biraz belli olsun diye çapraz dikiyorum. Artık bu şekilde yaptım. Biraz da gözlüğünü kabartalım. Hafif. Biraz siyah belli olsun diye çapraz dikiyorum. Yoksa düz diker geçerim. Şuradan nereden tutturmuşum? Şu sıradan almışım. Hemen dikme işlemine devam. Hemen şurada geçireyim. Şurada kriden de alacağım. Şimdi sarıdan alacağım. Tekrar griden çapraz bir şekilde alıyorum. Tekrar sarı. Tekrar gri. Bu kadar kabartma yeter zaten.
Bu şekilde arkadaşlar oyuncağımızın modeli buydu. Yani çizgi film karakter olarak biraz ben elyaflarını az koydum sanırım arkaya da. Siz biraz daha kabartın. Bak bu şekilde. Hemen buraya da bir tutturayım. Bitecek. Hemen bir şekil vereyim ben. Şimdi çizgi film karakteri bu. Bunun kahverengisini de yapıyorlar. Biraz şuraya da küçük bir şapka kondurabiliriz. Sizin arzunuza kalmış bir şey. İsterseniz küçük bir şapka kondurabilirsiniz. Çocuklarınızın istediğine göre. Bakın şuraya da birazcık elyaf koydum. Buraya sana açık bıraktığım için yükseltme yapayım diye buraya dikeceğim. Ondan sonra işte göz çalışması, ayak çalışması, beden çalışması yaptık. Bu şekilde